Merhaba arkadaşlar. Bugün değişik bir video ile karşınızdayım. Aslında bu videoyu çekmek için daha iyi bir koşul olamazdı. Arkamda Selin'imizin Sierra'sı bir aydır yatıyor burada ve şu anda aküsü ölmüş vaziyette. Lastikleri inmiş vaziyette. Bunu bana söyledi çünkü sürekli her arabası bozulduğunda beni arıyor. Akü takviye kablosu veriyorum ona. Geliyor benden alıyor ya da ben getiriyorum, takviye falan yapıyoruz. Ama bunlara artık son vereceğiz. Yani o kadar iyi denk geldi ki. Osram harika ürünler yolladı bize. Zaten Selin'e hediye ettim onları. Bu gibi durumlarda gerçekten iyi ki almışım, iyi ki sahip olmuşum diyeceğiniz ürünler yolladı Osram. İstiyorsanız hemen bakalım nelerimiz var. Ford'u Ford kurtarır. Lastiğimizi Osram Tire Inflate 450 ile şişireceğiz. Arabamıza gereken canı da Battery Start 300 ile vereceğiz. Önce aküyü halledelim, sonra da lastiği halledeceğiz. Çok güzel iki ürün daha var. Onları da videonun diğer kısımlarında bahsedeceğim. Biz Osram'ı tabii hep aydınlatma grubuyla biliyoruz. Özellikle ben de daha önce kullanmıştım. Far ampulleriyle H4, işte Nightbreaker adını verdikleri. Çok da başarılı. Gerçekten arabanıza yapabileceğiniz en iyi modifiyelerden bir tanesidir bu. Ampul grubuyla biliyoruz ki o ampul grubu da zaten devam ediyor ve çok kaliteli ürünleri var. Ama artık Osram tüketici elektroniği işine de girdi ve bunun gibi çok faydalı ürünleri ilerleyen zamanlarda daha çok göreceğiz hayatımızda. Çok kaliteli bir yol kamerası yolda geliyor. 2K çeken, GPS'li falan. Böyle yatan arabaları hayatta tutmak için akü şarj cihazı gelecek. Takipte kalın. Bu ürünleri de geldiği zaman tanıtmayı düşünüyorum. Sierra'mızla başlayalım istiyorsanız. Bak, otopark anahtarlığı falan. Ha, iyi açıldı. Merkezi kilit. Belki bak can gelir ya. Ha? Benim elim uğurludur. Yani ışık var. Bakalım. Yok. Tık yok. A-a. Şöyle kaputu da açayım göstereyim. Şöyle bir basayım bir daha siz de görün. Yok, hiç tık yok. Hemen işleme başlıyoruz. Yani kutusu falan da hiç büyük değil. Yer kaplamaz. Power bank alacağına bunu al. Burada böyle şarj portları da var. LED fener olarak kullanabiliyorsun. Power bank olarak kullanabiliyorsun. İki tane USB girişi var. Hemen şu yanda da bağlayacağınız port var. Böyle sıkı sıkı bağlıyorsunuz. Ters bağlamaya karşı korumalı uyarı veriyor. Denemedim ama yazıyor üstünde. Şöyle hemen kırmızı artıdır biliyorsunuz. Kırmızı buraya, eksi yani siyahı da şöyle kaportaya tutturabilirsiniz. Evet, hadi bakalım. Kader anı. Bakalım, bence olacak. Var ya, öğrencilikte ne uğraştık şu akülerle, şeylerle, takviye kablolarıyla. Ya yeni nesil bir aracın olur, aküsü eskimiştir. Dağ başında kaldın, karavancılar mesela, kampçılar. Onlar için büyük nimet yani. Mutlu oldum ya. Güzel. Biraz çalışsın. Akümüz şarj olsun. Evet, otomobilimize can verdik. Şimdi sıra lastikte. Keşke şu inseymiş, çekimde daha rahat olurdu. Cihazımızı aynı sırada söküyoruz. İstersen böyle fener olarak da kullanabiliyorsun. Bir de böyle flaşör modu da var. Evet, bir diğer hayat kurtarıcı ürünümüz de Tire Inflate 450. Hemen gösteriyorum. Böyle yumuşak zemini var. 100 PSI'ye kadar, yani 6.9 bara kadar basabiliyor. Burada bir ışıklandırması var. Ondan sonra böyle hava hortumu 60 cm. 3.3 metre de güç kablosu var. Yani uzun araçlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok güzel özellikleri var. Bağlayınca lastiğin başında göstereceğim. Çakmaklığımıza takalım. Bu arada ışığı çok güzel, homojen bir ışık. Böyle lastiğinizi gece aydınlatabilir. Her şeyi düşünmüşler. Şu kapakları koymak için bile yer var. Bağlama yeri çok güzel, vidalı. Hemen şöyle vidalıyorsun. Lastik de bayağı bir inmiş. Hatta bak 10.5 PSI olmuş. Okudu, gördün mü? Buradan arabanızın olması gereken basınç değerini ayarlıyorsunuz. Ben 32 yaptım. Basıyorum. 32 olduğunda duracak. Bak şişiyor. 18 oldu. Tam inik bir lastiği yaklaşık 3 dakikada işte 35 PSI'lere kadar basabiliyor. Hızlı bir ürün. Sesi de aşırı fazla değil. Bazı ürünler böyle kendi titreşiminden parçalanacak gibi olur. Bu gayet stabil çalışıyor. 28
31,5 oldu. Şimdi durması lazım. 32 oldu ve kendiliğinden şişirmeyi durdurdu. Gayet kullanışlı, güzel bir ürün. Çok faydalı ve bagajınızda gerçekten bulunması gereken bir ürün. Bunu da sevdik. Sen de sevdin mi? O da sevdi. Bu arada diğer uçları da var. Bu şişme bot, nehrin havuzda kullanacağı şişme yatak, toplar için. Bu da ara aparat, bisikletler için. Kimisi ince oluyor ya, onu şişirmek için aparatları da mevcut. Gayet güzel, kullanışlı bir ürün. Burada kendi yeri var. Kabloyu toparlamak da çok basit. Şöyle gerdirerek hava kablosunu da buradan böyle çok kompakt bir şekilde kullanıma tekrar hazır. Evet, Sierra'mızı canlandırdık. Diğer iki ürünü de benim otomobilim üzerinde göstereceğim. Hemen oraya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, bir diğer ürünümüz ki bu geçirdiğimiz günler için çok 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 önemli bir ürün. Airzig Mini hava temizleyici. Yarım saat içinde otomobilimizin içindeki bakterileri, virüsleri %99.9 oranına kadar temizliyor. İçinde titanyum dioksit filtresi var ve bu filtrenin üzerine de ultraviyole A ışını veriyor ve tamamen o filtreyi temizliyor. Ayrıca filtre çıkıp yıkanabiliyor da. Hemen göstereyim. Mıknatıslı bir şöyle çok şık bir ürün. Burada böyle mavi LED'i yanıyor. Şöyle çıkarıyorsunuz. Şurada filtresi var. Titanyum dioksit filtresi. Bu mıknatıslı alt tabanı. Burada fanı var. Temiz havayı alıp döndüren. Dediğim gibi yıkanabiliyor da bu filtre. Şöyle kilitliyorsunuz. Altında Type-C girişi var. İçinden tabii ki kablosu da çıkıyor. Bir tarafı USB girişi, bir tarafı cihazın Type-C girişi. Şu anda çalışıyor. Çok sessiz. Hani hiç anlamıyorsun bile çalıştığını. Bu arkadan havayı alıyor. Önünden de temiz havayı veriyor. Yarım saat içinde dediğim gibi %99.9'a kadar bakteri ve virüsleri öldürüyor. Otomobilin içindeki havayı temizliyor. Bu geçirdiğimiz günler için oldukça faydalı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bu arada cihaz kendi kendine, yani klimayla bir işi yok. Yani şöyle de tutarsan buradan havayı alıp buradan veriyor ama menfeze monte etmesi kolay olduğu için böyle düşünmüşler. Hani arabayı nereye koyacaksın sonuçta, ama sen kendin bir setup yaparsın, şurada durur. Hani olabilirdi ama burada hoş duruyor. Böyle LED ile falan. Arabaya kalabalık biniyorsanız da, çok seyahat ediyorsanız da bence bulundurulması gereken bir ürün. Kullanımı son derece basit, son derece etkili. Aslında böyle bu ürünleri taksi gibi sirkülasyonun fazla olduğu araçlarda kullanmak ne kadar güzel olurdu. Böyle mecburi falan bile kılınabilir. Özellikle bu Covid zamanlarında bu ürün gerçekten etkili olacaktır. Ayrıca otomobilin içindeki kötü kokuyu da giderdiğini söylüyorlar. Zaten o titanyum dioksit plakanın da bir böyle hijyen kokusu var. Böyle enteresan, hastanelerde olur ya böyle. Hemen buradan bir diğer çok faydalı ürünümüze geçiyoruz. Kapalı garaja iniyoruz. Ve son ürünümüz de her eve lazım. Osram LED Inspect. Servislerde falan büyüklerini görmüşsünüzdür, böyle asarlar koyarlar. Bu da bunun daha kompakt hali. Hem 12 volta arabaya takabiliyorsunuz, hem 220 volta eve takabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı. 6 saate kadar kendi şarjı gidiyor. 6000 Kelvin veriyor. Şöyle hem burada hem burada. Otomobilin yağına bakacaksın ya da şöyle bak, kancayla işte bir yere takabilirsin kanca varsa. Ya da en güzeli tabii mıknatıslı arkası. Kaportayı hemen yapıştırıp şöyle terse de katlanıyor. Muhteşem. Gelmişken yağımıza da bakalım tabii ki. Yağımız tam. Şimdi bu işi karanlıkta, yani tabii zaten karanlıkta niye yapıyorsun ama karanlıkta yaptığını farz et. Ya da lastik değiştirdiğini düşün. Tire inflate'inde yoksa eğer... Ne yapacaksın? Bunu hemen böyle kaportanıza koyacaksınız. Buradan lastiğinizi rahatça değiştireceksiniz ya da kışın zincir takacaksın gibi gibi. Yani evde de çok kullanırsın. Dolap kuracaksındır, bir şey koyacaksındır ya da kablolama yapacaksındır çalışma masanın altına. Hemen bunu metal raf bir şey varsa ya da asabilirsin kancasıyla. Bunun farklı tipleri de var. Web sitesine girip bakabilirsiniz de. Kullanışlı bir ürün. Ya bu her eve lazım gerçekten. Şey, demirini bile tutuyor bak. Bayağı güçlü bir mıknatıs.
Evet arkadaşlar, bugün birbirinden kaliteli ve gerçekten otomobilinizde olursa hayatınızı çok kolaylaştıracak Osram'ın ürünlerini tanıdık. Lastiğimizi şişirdik, akümüze takviye yaptık, havamızı temizledik, karanlığı aydınlattık. Osram'a teşekkür ederiz. Aşağı link bıraktım. Mutlaka ürünleri inceleyin. Bu videomuzdan böyleydi. Diğer inceleme videolarımızda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.